Sizin niyetiniz farklıysa, bunu bir yerlere vermekse amacınız, böyle bir yola tabii ki tevessül etmezsiniz. Biz bunu bütün antidemokratik uygulamalara karşı diye okuyoruz. Herifler 3 günde hakkı hukuku kaldırdılar. Hele kardeş hazır ol. Gümrüksüz laf yapar şahı veziri, çıldırdılar. Hele kardeş hazır ol diyoruz. O günkü hukuksuzluğa karşı okumuştuk ama bugün de maalesef aynı hukuksuzluk devam ediyor. Gerçekten Selahattin ağabeyin bahsettiği gibi ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir ama adalet gecikmez. Tez verilmeli diyor rahmetli Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Adalet bozulursa tuz kopmuş demektir. O yüzden adaletin bozulmaması lazım. En önemli konulardan birisi. Ve hazır ol diyoruz. İnşallah sizlerin de katılımınızı bekliyoruz.
Yürüyün sırtlar inceden.
seni düşkünüm. Ben de seni düşkünüm. Abdurrahim abiye sormuştum, abi bu şiirde düşündüğünüz nedir, kimdir diye. Mihriban. Bu şiirde insan unsuru yok demişti. Denk Cenab-ı Allah'a yazmış bu eseri. Biz de o duygu ve düşüncelerle aracı olmuş olalım bu esere. Evet, şimdi bizim bir eserimiz var. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde birçok kolejde bu İstiklal Marşı'ndan sonra İkinci eser olarak çocuklara ezberlettirilen bir eser. Sözleri müziği Özbek bir kardeşimize ait, Samir Karger. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Ve ana yurt diyoruz. İnşallah sizlerin de katılımınızı bekliyoruz. Evet, dışarıdaki arkadaşlarımızı da içeriye davet ediyoruz bu arada. Sigaralarınızı içtiyseniz arkadaşlar, bekliyoruz böyle. Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ben Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur.
Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Asırlık tarihe sahip olan Türkler, 40 asırlık tarihe sahip olan Türkler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Kafkasistan ey güzel yurdumuz, Türkistan, Kafkasistan ey güzel yurdumuz. Sana kurban olalım ey ana yurdumuz, sana kurban olalım ey ana yurdumuz. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bizim bu bazı okumalarımızı yanlış anlayanlar oluyor. İşte bizim bu Azerbaycan'a gitmeden önceki günlerde malum Türkiye'de böyle milliyetçi söylemler, azıcık Türk filan gibi ifadeler kullanmak neredeyse direkt işte ırkçılıkla falan eşdeğer kullanılıyordu. Fakat Azerbaycan'a bir gittik, herkes Türkçü zaten. Herkes Türkçü orada. Şimdi etnik bir problem olmadığı için. Bir de Türk dünyasının aslında liderliğine soyunma gibi bir durumu var. Biliyorsunuz ilk dil kongresi orada yapılmış. Sonra Gaspıralı İsmail'in ilk temel attığı şeyler, mecmualar falan o bölgede çıkıyor. Bu dilde, işte fikirde, birlik düşüncesi falan. Bu aralar Azerbaycan Türkiye'nin ötesinde gerçekten Türk dünyasının bir merkezi olma yolunda ilerliyor. Acizane aslında Türkiye'nin yapması gereken ama lazım olduğu yerde hiçbir zaman olmayan ülkemiz bu konuda da lazım olduğu yerde olmamıştır. Şimdi bazı normal olmayan şeyler var biliyorsunuz. Şimdi burasının adı Türkiye Cumhuriyeti. İşte yaşayanların çoğunluğu Türktür. Normalde olması gereken nedir dış politikada? Türk cumhuriyetleriyle ekonomik, askeri, siyasi işbirliklerinin çok olması gerekir değil mi?